kız gibi oldu. İşte bunlar karğım bugün. Karğım var bugün çok yüz. Bunları satıyorum işte çocuklar için. Devre için herkes benim için benim hazırladım. Bunları 150 tane göndereceğim bugün. Hı? Bu çok faydalı, her şeye bu faydalı. Öksürüğe, her şeye, her şeyi çok. Aynı çay gibi kaynatıyor, içiyoruz. Sıcak diye, sıcak diye şey, hasta oluyorum, tansiyon var. Tamam. Yani zırda benim için, çocuklarım için. Böyle yapıyorum ben. Kekik getirsinler, ya göstereyim. Bugün göndereceğim, Yaradağ'a birazdan gideceğim. Kargo ile göndereceğim. Ben de istiyorlar, kekik dardan gittim, topladım demin sabahleyin gittim. Uçma dağ çayı. Dağ çayı da istiyorlar benden. Kekik de istiyorlar. Kekik, dağ kekiki. Çok güzel kokusu. Böyle işte. Dağın mutfağı bu. İşte böyle bakıyorum, ağlıyorum, çok üzülüyorum. Daha burada yemek yapardı, tatlı yapardı. Her şey bu mutfakta yapardı daha. Çok üzülüyorum. Ben de mutfaktan hiç çıkmıyorum. Burada kalıyorum, yemek yapıyorum. Sırf kaldı işte mutfak. Tahasız. Öksüz mü? Öksüz kaldı, evet. Böyle çok zoruma gidiyor, bilmiyorum. Bazen rahatlıyorum, bazen. Çok iyi yemek yaptı daha. Bilmiyorum ya, sormayın daha için. Aklıma... Tamam, peki teyze... Ben böyle yapıyorum ama dağın hatırısına yapıyorum. Çok rahatlıyım böyle ekmek yaparken, yemek yaparken. Ben üzülüyordum çok, aman biraz yapıyorum ya, biraz rahatlıyım. Dağdan hatıra için rahatlıyorum biraz. Onun için böyle yapıyorum ben. Neler yapıyorsun? Ekmek yapıyorum, kekike çıkıyorum, biraz rahatlıyım, hatıra kaldı dağda. Onun için böyle. Ekmek başladım bilmem ne. Vallahi çok beğendiler. Herkes istedi. Herkes teşekkür ederim diyorlar bana. Her şey yani çok çok teşekkür ederim diyorlar. Çok sevindiler. Herkes arıyor. Benden konuşuyorlar. Hep Taha için böyle yapıyorlar. Memnun kaldılar Taha'dan. Benden de böyle yaptım ya, ekmek başladım. Onlar da böyle çok memnun kaldılar benim de. Vallahi Sergen çekti, Taha'nın arkadaşı çekti, ilk önce başladı. Sonra Emre çekti, benim oğlum. Ben istemedim ilk önce, dedi teyze bilmem ne, çek bilmiyorum. Sonra başladım, bir kere başladım. Baktım rahatladım böyle, rahatlıyorum. Ekmek yaparken, dağa çıkarken, yemek yaparken. Her katıklı da biberli yapıyorum, onu da yapıyorum. Çok beğendiler, herkes kargo, herkes istedi. Şimdi çok var kargo. Ben de biraz rahatsızım, başım tansiyon var bilmem ne. Vallahi ben Taha'nın hatırına atıyorum. Yoksa böyle kendim çok rahatlıyorum. Böyle ben görüyordum ya, şimdi ben o mutfaktan girme, yani çıkmak istemiyorum. Bütün gün istiyorum orada, mutfakta oturuyorum. Yatıyorum, yemek yapıyorum kendime. Her şeyi orada yapıyorum. Dağın mutfağında. Hepsi hatırla bu dağda. Çok iyi gidiyor. Hatta ben hiç beklemiyordum aslında. Sonra zaten hani paylaşımlar başladı Sergen sayesinde önce. Sonra ben kaynanamla konuştum deyip bana şunu söyledi. Hani Tağ'ı bu şekilde gittikten sonra Tağ'ın işlerini böyle hani ben onun yerine geçmek istedim hani. Yokluğunu hissetmiyorum bu şekilde gibisinden hissettiğini söyledi bana. Böyle hissedince de tabii biz de hep arkasında durmak istedik. Umarım da böyle devam eder, hep mutlu olur. Siz videoları çekerken ne hissediyorsunuz? Güzel hissediyorum. Ya. O zaman da ben Melek'i anıyorum her zaman. Çünkü Melek videoları çekerdi. Hep Melek'i anıyorum yani. Şu an 63 bin takipçisi var ve beğenileri de iyi gidiyor. 15 bin, 20 bin arası falan. Siz de bekliyor muydunuz bu kadar? Yok, aslında beklemiyordum. Ama sonra değil yani, düşününce böyle güzel gitti her şey. Yani Tağ'ın hayallerini, hedeflerini falan biz yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım da bunu başarabiliriz. Çok güzel fotoğraf aslında.
Hamur bu. Evet, tamam bak. Burada hamuru yoğuruyorum. 17'nin beyni var. Burada şey. Etkileşim alıyor mu bayağı? Nasıl? Evet. Bazen evde yaptığım yemekleri tüpümüz bittiği zaman ben şeyde yapıyorum. Dışarıda ateş yakarak yapıyorum. Ve burada burada yapınca bir ayrı tad oluyor. Çok güzel oluyor. Ben Taha Duymaz, Hatay Yayladağ ilçesi Güreç köyünde yaşıyorum. 2003 doğumluyum, 17 yaşındayım. Yemek yapmayı seviyorum. Kendi bildiğim yemeğe ilgim var, yemeğe karşı. Küçükten beri seviyorum. Yaklaşık 2015 yılından beri YouTube kanalım vardı. Yemeklerimi orada yayınlıyordum. Çekip oraya yüklüyordum kardeşimle beraber. Ve hayatımı yemeğe adadım diye, yemeğe adadım. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şu an çok mutluyum. Yani çok iyi bir kitleye sahip oldum. Sağ olsun Türk halkı. Yani bayağı Türkiye dışından bile bana destek verenler oldu sağ olsun. Çok mutluyum.